Kıymetli izleyenler, sizleri Kozan, Adana ve Milli Mücadele'nin sürecinde çok müstesna bir yeri olan Seylikzade Hasan Efendi çiftliğinden selamlıyoruz. Kuş cıvıltılar arasında, asırlık ağaçların arasında, sol tarafımızda Sumbas çayı akıyor. Güneyimizde Anavarza, sırtımızda Toroslar. Bu kadar güzel bir coğrafyada Çukurova bayramlığını giyerken sizleri bugün bir tarih programıyla buluşturmak istiyoruz. Adana'dan misafirimiz var. Kıymetli araştırmacı, yazar Yusuf Delik Hoca ile beraberiz. Merhaba. Yusuf Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Tabii bu müzenin hazırlanmasında, restorasyonunda çok önemli bir görev üstlenmiş olan Cemal ve Kemal Seylikoğlu kardeşlerle beraberiz. Sağ olsunlar, bizleri misafir ettiler. Bugün Kozan'ın kurtuluşu, Adana'nın kurtuluşu ve milli mücadeleyi konuşacağız. Bu müzenin milli mücadeledeki yerini konuşacağız. Milli mücadelede görev almış milli kahramanlarımızın vermiş olduğu o kahramanlık destanını konuşacağız. 2 Haziran Kozan'ın kurtuluşu yaklaşıyor. Kozan biliyorsunuz Adana'nın kurtuluşunda da çok önemli bir yer tutuyor. Kozan'da Fransızlar Ermenilerle beraber Kozan'ı işgal ettiğinde Kozanlılar burada destansı bir mücadele verdiler. Tabii bu mücadele sonrasında Adana'ya taşındı ve Ankara Anlaşması'yla Fransızlar buradan çekildi. Tabii bu mücadelenin detaylarını tarihçi yazarımız ve burada bizi misafir eden Kemal ve Cemal Seylikoğlu ağabeyler bizlere anlatacaklar. Evet Sayın Hocam, evet. Önce sizden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii 15 civarında kitabınız var, evet. Kitap yayınladınız. En son yayınladığınız kitaplardan biri de Kozan'dan Sivas'a 1919 adlı kitap. Kozan'dan Sivas'a gidenler, Sivas Kongresi'ne gidenler ve onların yaşadıkları, onların mücadelesini bu kitapta anlattınız. Kıymetli hocam, bu kitaptan biraz bahsedebilir miyiz? Kozan-Sivas bağlantısını nasıl kurdunuz? Kozan'ın milli mücadeledeki yeri nedir? Bunlardan bize bahseder misiniz? Evet, öncelikle sizleri ve kıymetli televizyon ekibini tebrik ediyorum. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Kozan'ımızın milli değerlerini, kültürel değerlerini, turizm değerlerini gelecek nesillere aktarmak adına ve güncel tutmak adına, tanıtmak adına bu programları düzenli olarak yaptığınız için sizleri öncelikle tebrik ediyoruz. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Kozan'dan Sivas'a 1919 dedik ismini. Çünkü 1919 yılında Adana toprakları ve Kozan toprakları Fransız tarafından işgal edilmişti. İşgalle birlikte 100 binden fazla Ermeni de bu toprakları istila etmişti. Amaçları bu topraklarda bir Ermeni devleti kurmaktı. Ve bu Ermeni devletini Fransızların güdümünde kurup burada bir krallık meydana getirmekti. Bu yüzden Türklere zulüm yapmaya başladılar. Türklere karşı soygun, yağma ve bir takım katliam hareketlerine girdiler. Amaçları Türkleri bu topraklardan temizlemekti. Oysa biz 1000 yıldır bu topraklarda vardık. Ermeniler milleti sadıkaydı. Sadık milletti Osmanlı Devleti'ne. Ama emperyalizmin oyununa geldiler ve bu topraklarda ortaya bir savaş çıkardılar. Bu savaşın sonucunda Türk milleti bağımsızlığını, özgürlüğünü kazanmak adına büyük bir mücadele verdi. Bu mücadele yaklaşık Adana'da 3 yıl sürdü. Ama Kozan'da çok kısa sürede kurtuluş mücadelesi yaklaşık 1 yıl süren bir mücadeleyle yeniden bağımsızlığına kavuştu Kozan. Türk bayrağı yeniden bu topraklarda dalgalandı. Arif Nihat Asya, bayrak şairimiz, bayrak şiirini Adana'da yazarak, Adanalıların 5 Ocak Kurtuluş Bayramı için yazarak Adanalılara yüzyıllar sürecek büyük bir onur ve gurur kaynağı bıraktı. Ve aynı Arif Nihat Asya'ya baktığımız zaman Arif Nihat Asya Kozan'a çok gelip gidiyor. Kozan'ın neredeyse 1950'li yıllara kadar Adana'da yaklaşık 20 yıl kalıyor. Kaldığı sürece Kozan'ın kurtuluş bayramlarına geliyor ve bir gün önce geliyor özellikle. Çünkü akşam Kozan'ın dağ kalesinden ve o kalenin eteklerinden patlatılan top seslerini duymak istiyor yeniden. Onlarla yeniden irkiliyor adeta ve o top seslerinden karışan ezan sesiyle başka bir duyguya kapılıyor Arif Nihat Asya. Ve çok güzel bir Kozan şiiri yazıyor. Evet. Diyor ki Arif Nihat Asya, tarih bize demiş,
Türk vatansız olmaz. Bizlerse dedik vatan kozansız olmaz. Dağdan dağa aksetti ezanlar yeniden. Onlar da diyor kozan ezansız olmaz. Arif Nihat Asya bu güzel şiiri Kozan'ın kahramanları için yazmış. Kozan'ın 2 Haziran Kurtuluş Bayramı için yazmış. Bu Kozanlar için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu şiiri Kozanlı her çocuk ezberlemelidir. Evet. Milli evet. duyguları yaşamalıdır bu şiirle birlikte. Biz bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı saygı ve rahmetle anıyoruz bu vesileyle. Aynı zamanda Kozan'ın bir başka onur ve gurur kaynağı da işte bu Seylikoğlu çiftliğinde yaşatılan o anılardır. O efendim kahramanların hatıralarıdır. Bu hatıraları da gelecek nesillere aktarmak adına Selekoğlu Kemal Bey ve Cemal Bey kardeşler dedelerinin bu çiftliğini el emekleriyle bizzat kendi şahsi imkanlarıyla çok güzel hale getirdiler ve gelecek nesillere çok güzel bir hatıra bırakıyorlar. Onları tebrik etmek gerekiyor. Çünkü artık aradan 100 yıl geçti ve bu sene Kozan'ın biz 102. Kurtuluş Yıl dönümünü kutlayacağız. Adana'nın da 100. yılını kutladık. Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutladık, Kurtuluş Bayramı'nın. 100 yıl sonra yeniden bu değerleri ortaya çıkarmak, hatırlamak, hatırlatmak çok önemli bizce. Biz de onlar müzesini yaptılar, ben de kitabını yaptım. Çok güzel. Kozan'dan Sivas'a. Orada bir resim görüyoruz. Evet. Tabii bu resimde Mustafa Kemal var. Evet, Mustafa Kemal Atatürk. Karşısında 3 tane Kozanlı var. Kongre salonunda işte Toparoğlu Halil Efendi, Kurtoğlu Hulusi Efendi ve Faik, Mustafa Üstün. Faik Efendi, Üstün Efendi. Buradan Kozan'a gidiyorlar. Kozan'dan Ermeni zulmü karşısında efendim Andır'ın, Develi ve Kayseri'ye gidiyorlar. Orada Seylikoğlu Hasan Efendi'nin önderliğinde bir direniş başlatıyorlar. Ve yaklaşık 6 ay boyunca bir yanda Ermeniler buradaki Kozan'daki mallarına, mülklerine el koymuşlar. Kendileri hakkında idam kararları çıkarmışlar. Sadece milliyetçi oldukları için, vatanperver oldukları için bunu yapıyorlar. Ve ardından çocuklarını, ailelerini sürgün etmişler. Ve o sıkıntılı ortamda ve bunlar da yetmezmiş gibi de arkalarından casuslar göndermişler. Katliam timleri göndermişler. Görüldüğü yerde vurun öldürün bunları diye. Çünkü amaçları ne? Hem bu topraklardaki efendim Türk varlığına son vermek. Çünkü bu insanlar önder kişiler. Seylikoğlu Hasan Efendi önder bir şahsiyet. İşte Osmanlı Devleti döneminde İl Genel Meclis Üyeliği yapmış. Varlıklı bir insan. İlk defa buraya traktörü getirmiş. İlk defa efendim biçer döveri getirmiş. Toparoğlu Halil Efendi ilim adamı ve Kozan'da önderlerden birisi. Kurtoğlu Hulusi Efendi yine buradaki çok büyük beylerden birisi. Adı üstünde Kurt Paşa'dan, Kurt Halil Paşa'dan gelen bir soyları var. Babası 20 yıl aşkın süre Kozan'da belediye başkanlığı görevi yapmış. Önder bir şahsiyet. Mustafa Faik Üstün Efendi aynı zamanda bu topraklarda Kozanlıların Osmanlı döneminde, Cumhuriyet öncesinde avukatlığını yapan birisi. Kendini yetiştirmiş, onlara birçok konuda destek olmuş. Yani Kozanlılar bu 4 şahsiyeti çok iyi tanıyorlar. Ve onların liderliğini, önderliğini kabul ediyorlar. Onların ardından Sahin Bey geliyor. Ve Kozan'daki ilk direniş meşalesini Sahin Bey yakıyor. Develi'de, Kayseri'de, Andırın'da ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde bu 4 kahraman mücadele verirken Sahin Bey de bu topraklarda burada kalan Kozanlıları işgal kuvvetleri karşısında diri tutmaya çalışıyor. Sahin Bey'i de Kozan'da zindanlara atıyorlar. Daha sonra sürgün ediyorlar. Ve gün geliyor Sahin Bey 1920 yılının Mart ayında Feke Kaymakamı ve Kuvayi Milliye Komutanı olarak geri dönüyor. Ve bu toprakların kurtuluşu için, Kozan'ın kurtuluşu için, efendim Sahin Bey'lerin kurtuluşu için büyük mücadele verdikten sonra 18 Kasım 1920'de Osmaniye cephesinde şehit düşüyor. Mamuriyetçiler açısından sonra. Kaymakamlık görevini bırakıp şehit düşüyor. Vatan toprakları işgal altındayken diyor Mustafa Kemal Atatürk'e, ben efendim kadife koltuklarda oturamam diyor. Önce Kozan diyor. Kozan'a geliyor. Kozan'ın kurtuluşundan sonra, Sahin Bey'lerin kurtuluşundan sonra işgal bitmemiştir diyor. Ve bu topraklarda ben rahat uyuyamam diyor. Ve ardından Osmaniye'ye gidiyor. Osmaniye'deki mücadelede şehit düşüyor. Tufan Bey
geliyor, Doğan Bey geliyor, Karis Aliye Sinan Bey geliyor. Peki bunlar nasıl geldiler? Bu direniş nasıl başladı? İşte bu Kozanlı dört kahramanın mücadelesiyle başladı. Çünkü Kayseri'de örgütlendiler, Develi'de örgütlendiler. Develi Belediye Başkanı Kamberli Zade Osman Efendi onların lideri oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sivas'tayken, Sivas Kongresi'ndeyken telgraf çektiler. Kozan'daki vahşeti anlattılar. Adana'daki işgalin vermiş olduğu o vahşeti anlattılar. Katliamları anlattılar. Türk bayrağının asılmasının yasaklandığını anlattılar. En acısı da buydu. Türk bayrağının asılması yasaklanmıştı. Fransız ve Ermeni bayrakları bu topraklarda dalgalanıyordu. Ki Amerika bayrakları. Amerikan evet. bayrakları dalgalanıyordu. İtalyan bayrakları dalgalanıyordu. Ve bu topraklardaki o acıyı, o milli duygularla anlattılar Mustafa Kemal Atatürk'e. Bir telgrafla anlattılar bunu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kahramanları Sivas'a davet etti. Selikzade Hasan Efendi bir rapor hazırladı. Çünkü okumuş bir insandı. Gerçekten konuya çok vakıftı. Güzel bir rapor hazırladı. Ama bir kişinin Develi'de kalması konusunda ikna etmeleri gerekiyordu. En büyükleri o olduğu için, çünkü Develi'de kalan aileleri var, çocukları var. Efendim bir de yolda ölüm var, kalım var. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ü bile öldürmeye çalışan, Sivas'tan çıkarmaya çalışan bir zihniyet vardı. Bunun karşısında Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına Selikzade Hasan Efendi Develi'de kaldı. Oradaki işleri yürütürken, oradaki direnişe katkı koyarken Toparoğlu Efendi, Kurdoğlu Hulusi Efendi ve Mustafa Faygüstün Efendi Sivas'a gittiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Sivas Kongresi'nin salonunda ziyaret ettiler. Bu fotoğraf o günün anısına, efendim bizim ortaya resim diyelim, tablo, o günün anısına yaptırmış olduğumuz bir fotoğraf. Ve bu Selikzade Hasan Efendi'nin raporuyla birlikte aynı zamanda Kurdoğlu Hulusi Efendi'nin, Topaloğlu Halil Efendi'nin ve Mustafa Faygüstün'ün anlatımları ve Mustafa Kemal Atatürk ikna oldu. Neye ikna oldu? Adana'da bölgesinde Kurtuluş Savaşı'nın kendisi tarafından bizzat emir verilerek başlatılmasına. Bu Kurtuluş Savaşı'nın Adana'daki başlatılmasında işte bu Kozanlı kahramanlar vesile oldular. Onlar ilk işaret ateşini Sivas'ta attılar. Ve onların Mustafa Kemal Atatürk'le görüşmesi sonrasında Doğan Bey, Tufan Bey ve daha sonra Kayseri'de Karisalı bölgesindeki Milli Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Sinan Bey, Tekeloğlu Sinan Bey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat komutan olarak atandı ve Adana Kurtuluş Savaşı işte bu Kozanlı dört kahramanın mücadelesiyle başlamış oldu. Mustafa Kemal tarih, bunlara bir isim veriyor. Evet, tarih 1 Kasım 1919. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk soruyor. Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir'de ve Bursa, Balıkesir, Konya bölgesinde Ali Fuat Cebesoy'u görevlendiriyor. Ali Fuat Cebesoy Osmanlı Devleti'nin bir paşası olduğu için, askeri olduğu için orada çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Çünkü oradaki direnişe engellemeye çalışan bir İngiliz zihniyeti ve Osmanlı zihniyeti var. Bunu engellemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki oradaki, Çukurova'daki ve Toroslar'daki direnişi diyor halk başlatacak diyor. Halkın içinden birileri başlatacak diyor. Çünkü Kozanlılar diyor ki Atatürk'e, efendim Erciyes Dağı'nın eteklerinde, Toros Dağları'nın eteklerinde diyor, 5000 eli silahlı yörük diyor, sizin emrinizi bekliyor diyor. Atatürk bunu duyunca heyecanlanıyor. Ve işte Atatürk ne diyor? Ey Türk milleti diyor, Toros Dağları'na gidiniz bakınız diyor. Eğer orada bir yörük çadırı varsa, o çadırın da dumanı tütüyorsa bu milleti yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmez diyor. Ve işte Atatürk Tufan Paşa'ya Aydın oğlu Tufan Bey. Yani Aydın'ın aşireti bu bölgede çok etkin olduğu için. Doğan Bey'e Kozan oğullarından dolayı Kozan oğlu Doğan Bey diyor. Siz diyor gideceksiniz, kılık kıyafetinizi değiştireceksiniz, halkın içinden biri olacaksınız ve halkı direnişe, Kuvayi Milliye'yi efendim siz ayağa kaldıracaksınız orada diyor. Kuvayi Milliye zaten var, Gizlik Duran var, Arabali var, işte az önce anlattığım gibi Topaloğlu Halil Efendi'nin, Selikoğlu Hasan Efendi'nin, efendim Kurdoğlu Hulusi Bey'in zaten kurmuş olduğu hazır da bir teşkilat var burada. Ama bunları birleştirecek bir komutan lazım. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kozanlılar bunu istiyor. Ve bunu başarıyorlar. Ne diyorlar? Hangi cümleyi kuruyorlar orada? Diyorlar ki efendim biz hazırız.
eli silahlı 5000 yörük Türkmen Erciyes, Toros dağlarının da hazır. Askerimiz ama bizi, var. Asker, her şeyimiz var, malımız, mülkümüz var. Heyecanımız var ama komutanımız yok. Başımıza bir komutan gerek diyorlar. Ve işte Doğan Bey, Tufan Bey ve Sinan Bey. Tekeloğlu Sinan Bey diyorlar. Tekeloğlu Sinan Bey denmesinin nedeni nedir? Karisalı, Mersin, Tarsus yöresinde tekel aşiretinin etkin olmasıdır. İşte bu anlamda Kozanlıların Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında, Atatürk'ün Adana cephesini açmasında çok büyük etken oldular. Çok büyük kahramanlıkları oldu. Bunda kalmadılar, geldiler bu topraklarda mücadele ettiler. Fransızları ve Ermenileri dize getirdiler. Selçuk Ulusal Efendi komutanlık yaptı. Gizlik Duran'a komutanlık yaptı. Gizlik Duran gibi, Arap Ali gibi, efendim Yerebakanlığı Hasan gibi adamlara Kuvayi Milliye'yi öğretti. Silahlı mücadelenin bir disiplin altında, yani bir disiplin altında yapılması gerektiği konusunda ikna etti onları. Topaloğlu Halefendi bizzat silaha sarıldı, geldi bu topraklarda Kozan Ovası'nda Fransızların Kozan'la Adana arasındaki bağlantıyı kesti ve Tufan Bey'in emrinde efendim mücadele etti. Kurdoğlu Hulusi Efendi kalktı, efendim Andır'ın yöresine vardılar. Nereden vardılar? Boylarını aşan karın içerisinden, o kışın buz gibi soğuk havalarından Andır'ına gittiler. Orada efendim, oradaki İbrahim Efendi'nin Yaycıoğlu İbrahim Efendi'nin konağında misafir oldular. Kadirli'nin ve Kozan'ın kurtuluşuna vesile oldular. Ve baktığımız zaman Selçuk Ulu Hasan Efendi'nin şu kitap çok önemli bir kitap. Kuvayi Milliye Komutanı Tekeloğlu Sinan Bey'in günlüğü diyor. Tekeloğlu Sinan Bey'in günlüğüne baktığımız zaman Selçuk Ulu Hasan Efendi'nin Sinan Tekeloğlu ile birlikte ilk defa Karisalı'ya gittiğini ve destansı bir gidiş var. Ve destansı bir geri dönüş var. Boyunu aşan bir kar var. Dağların zirvelerinden gidiyorlar. Çünkü her tarafta Ermeni çeteleri var, Rum çeteleri var. Efendim Fransız askerleri, Ermeni askerleri bunları yakalamaya çalışıyor. Kuvayi Milliye direnişi başlamış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir mücadele veriyor. Sivas'tan Ankara'ya gelmiş. İşte Selçuk Ulu Hasan Efendi orada bir fedakarlık yaparak Niğde'ye geçiyor. Niğde'de Tekeloğlu Sinan Bey'le Karisalı'nın Barak Dağı köyüne geliyorlar. Bir kış şartları altında ve oradaki direnişe, ilk silahlı mücadelenin başlamasına da katkı sağlıyor Selçuk Ulu Hasan Efendi. Bunlar nerede yazıyor? Bakın, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı Askeri Tarih Stratejik Etüt Atase Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2012. Bizzat Genelkurmay Başkanlığı'nın yayını. Burada yazıyor. Bizzat resmi evraklar, bizzat Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizzat arşivi. Baktığımız zaman Tufan Bey'in anılarında, efendim yine bu mücadeledeki bu kitabımızda çok önemli bir kaynağımız olan Topaloğlu Halil Efendi'nin bizzat günlüklerinde biz mücadele okuyoruz. Bu günlükler Osmanlıca günü gününe yazılmış. Kurdoğlu Hulusi Efendi'nin, Selçuk Ulu Hasan Efendi'nin ve kendisinin nasıl, hangi zor şartlar altında Develi'de, Kayseri'de, efendim Sivas'a nasıl gittiklerini, hangi eşkıyalardan kurtulduklarını, hangi damlarda yattıklarını, dağ başlarında yattıklarını bizzat anlatmış, günü gününe anlatmış. Ve bu kitabın yazılmasına çok büyük bize katkı sağladı. Bu anlamda ben şunu söylüyorum konuşmamı bitirirken, Kozanlılar için bu büyük bir gurur kaynağıdır. Kozanlılar bu gururu yüzyıllar boyunca yaşamalıdır. Kurtuluş Savaşı bizim için önemlidir. Gelecek nesiller efendim bu kitapları okumalı, kahramanlarını tanımalıdır. Ve aynı zamanda bu müzeyi gelip ziyaret etmeli ve o insanların vermiş olduğu o mücadelenin heyecanını her zaman duymalıyız. Çünkü geçen hafta yine 6 tane şehidimiz vardı bu topraklarda. Biz 100 yıl önce de bu topraklar için şehit verdik. Daha geçen hafta da şehit verdik. 1000 yıl önce de şehit veriyorduk. Biz bu topraklara sahip çıkacaksak muhakkak ki milli heyecanımızı, efendim milli duruşumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Kaybettiğimiz gün efendim kültürel anlamda, milli anlamda biz geleneklerimizi, ata kültürümüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisindeki o milli duruşu muhakkak yaşatmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat İstiklal Madalyası verdiği, bizzat kendinin imzaladığı, bu kitaplarımızda da bu İstiklal Madalyaları ve beratları ve bu müzede de sergileniyor şu anda.
Ben Sehli Kulu Hasan Efendi'yi, İstiklal Madalya Milli Kahraman, Topaloğlu Ali Efendi'yi, Kurdoğlu Hulusi Efendi'yi, Emmi Faik Üstün'ü, Sayın Bey'i, Ulvi Bey'i ve daha nicelerini, binlerce kahramanımız var. Hepsini rahmet, saygı ve minnet tanıyorum. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Ciddi bir emek var. Bu 15 kitapta da bu bölgenin özellikle hem kültür evet. hem de tarih birikimini aktarmaya evet, çalışıyorsunuz. Sayın Bey kitabımız. Evet. 15. baskısını yaptık biz bunun. Evet. Kozan'da neredeyse her evde bu kitap var. Komutan Tayyar da, Fransız komutanı Tayyar da Kozan Köprüsü'nden girerken tabii alkışlayanlar oluyor. Burada Ermenilerden onu karşılamaya geçenler oluyor. Sayın Bey de genç. Evet. O zaman herkes ayağa kalkıyor. Alkışlarken Sayın Bey sırtını dönüyor. Azerbaycan'dan gelmiş. Evet, sırtını dönüyor. Kafkaslardan gelmiş bir evet. Dünya Savaşı'nda. Orada mücadele ediyor. Kafkas cephesinde mücadele ediyor. Sayın Bey'in anılarını Recep Dalgır, Allah rahmet eylesin. O da milli bir kahramanımız Recep Dalgır. Lütferdem, Kozanlı Lütferdem öğretmen. Çok güzel hatıralarında, anılarında ve Kadirlili Tevfik Coşkun. Çok güzel anlatmış. Yani Sayın Bey'in o verdiği mücadeleyi çok güzel anlatmış. Sayın Bey'in yani şöyle anlatayım ben size. Buradaki Fransız işgaline karşı direnişi başlatması çok önemli. Yani onun heyecanı gerçekten buradaki binlerce insanın dik duruş sergilemesine vesile olmuş. Sayın Bey gerçekten bir lider. Yani gerçekten bir lider. Ve ama Allah ona o kadar ömür nasip etmiş, şehadet nasip etmiş. Yaşasaymıştır Sayın Bey, gerçekten Kozan'a ve memleketine aynı Remzi Oğuz Arık gibi evet. çok büyük hizmetlerde bulunurmuştu. Çok büyük bir devlet adamı olurmuştu. Ama Allah ona o kadar dediğim gibi ömür nasip etmiş, ona şehadet nasip etmiş. Nişanlıymıştı. Biz onun nişanlısının söylediği ağıdı, ağıdı. Klip haline getirdik. Evet. Geçen yıllarda şehadetinin 100. yılındayı biz onu yayınladık. Gerçekten Sayın Bey'in bir hüzünlü bir hikayesi var. Yani hem nişanlı oluşu, hem kaymakamlık görevini bırakması, hem Türk ocağı gibi, Türk yurdu gibi 1910'lu yıllarda kurulan bir cemiyette görev almış olması, Kilikyalılar Cemiyeti'nde görev almış olması, daha 24-25 yaşında bir genci düşünün, Ziya Gökalp'ın yanında yetişmiş. Yusuf Akçura'nın yanında yetişmiş. Gerçekten Sayın Bey'i de rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu kitabımızda da onun hatıralarını yayınladık ve ulaşmak isteyen insanlar Sayın Beyli Belediyesi'nden de alabilirler. Eyvallah. Şimdi bu sene 2 Haziran Kurtuluş Bayramı kapsamında Kozan Kaymakamlığı 16 Mayıs'ta Sayın Bey'in kabri başında bir kurtuluş bayrağı astı. Kozan'da bir kurtuluş bayrağı geleneği başlatıldı. Evet. Niye 16 Mayıs'ta? Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta Bandırma vapuruna binip yola çıktı. Milli mücadele o zaman başladı. 19 Mayıs'ta da Kozan Kaymakamımız bu bayrağı, kurtuluş bayrağını Gençlik ve Spor Müdürü'ne emaneten verdi. Gençliğe evet. emaneten verdi. Gençlik ve Spor Müdürü de Kozan Belediye Başkanı'na bunu 2 Haziran'da çünkü organizasyonu Kozan Belediyesi'nde olduğu için 2 Haziran'da Kozan Belediye Başkanı'na teslim edilecek ve 2 Haziran günü kurtuluş kutlamaları gününde kurtuluş bayrağı Hoşkadem Camii'nde dalgalanacak. Üzerinde evet. siyah örtüyle. Çok güzel. O siyah örtü düşürüldükten sonra bayrak, özgürlüğümüzün sembolü olan bayrağımız orada zaferi göstericesinde orada dalgalanacak. Evet, kurtuluş bayrağı geleneği de inşallah bundan sonra hem Sayın Bey'in mücadelesini hem 19 Mayıs hem de 2 Haziran'ı bu yönüyle de birleştirmiş evet, olacak. Çok teşekkür oldu. Ediyoruz hocam. Allah razı olsun. O bayrağı da umarım Kozan Kaymakamlığı bir 50 yıl saklar. 50 yıl sonra yine o aynı bayrak orada dalgalanır. Çok anlamlı olur. İnşallah, inşallah. Tabi bu evet. sembolik değerleri yaşatmamız gerekiyor ki bu heyecanı, evet. 100 yıl önceki heyecanı bugüne taşıyalım. Evet. Nasıl ki burada Sehlikoğlu Çiftliği, burada bir müze halinde gençlere hizmet veriyor. Kemal abi ne zaman sağ olsun telefon açsak, öğrencileri getiriyor desek hay hay bütün kapılar açıyor. Burada her türlü öğrencileri, gençleri burada ağırlıyor ki burada o milli mücadelenin ruhunu bizim bu gençlerimize vermemiz gerekiyor. Evet. Şimdi tabii Kozan dediğimiz bölge şimdiki Kozan bölgesi değil. Kozan dediğimiz zaman Kadirli de Kozan'a bağlı. Tufanbeyli, Sayınbeyli, Feke'de Kozan sancağının bir parçası. Yani Kozan evet. dediğimiz yer aslında o zaman böyle bir yer. Merkezi bir yer yani. Yusuf Talik Hoca hocam bu bölgedeki milli mücadele ve milli mücadele kahramanlarını çok güzel özetledi. Şimdi müzede, müzenin restorasyonunda emeği geçen
Cemal Seyligoğlu abimize söz hakkı vereceğiz. Tabii Cemal abi aynı zamanda bir yazar. Kitabını şöyle takdim edelim abi. Altın Kazan Devrilince. Cemal Seyligoğlu kitabının da yazarı. Tarih anlamında birikime sahip. Bu bölgede tarih araştırmaları da yapıyor. Kendisine de araştırmacı tarihçi diyebiliriz aslında. Bir yönüyle yazar diyebiliriz. Şimdi Cemal abi, bu bölgede Fransızlar 7 Mart 1919'da Kozan'ı işgal ettiler. Osmanlı çok zor dönemde cephelerden yenilgiyle ayrılıyor. Zor zamanlar yaşıyoruz. Fransızlar işgal etmeden önce de sonra da biz bu bölgede Ermenilerle beraber yaşadık. Şimdi dünya kamuoyunda sözde bir tasarıyla Türk milletini ve Türk devletini köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Aslında tarihi bir arka planı yok, tarihi bir hakikat yok ama siyasi bir gerekçeyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Bir Ermeni sözde soykırım meselesi var. İşte bir tehcir süreci yaşandı. Bu bölgede Kozan bölgesi ve bu havali Ermenilerin yaşadığı, burada komşuluk yaptığı bir yer. Türklerle Ermeniler burada iç içe yaşıyor, kardeşçe yaşıyorlar. Evet. Biz Ermenilere millet-i sadıka diyoruz, sadık millet. Yani o kadar yakınız ki, çok yakınız, komşuluk yapıyoruz. Ama bu komşuluk, bu dostluk, bu muhabbet tabii birçok Ermeni vatandaşımız tarafından hala devam ettirilse de bazı özellikle Fransız işgaline çanak tutan ve onlarla işbirlikçi olan, bizi sırtımızdan vuran dediğimiz Ermenilerin tavrı değişiyor. Osmanlı'nın o önceki Ermeniler, millet sadıka dediğimiz Ermenilerle sonraki Ermeniler arasında biraz durum değişiyor. Bunların tavrı niçin değişiyor, nasıl değişiyor? Babalarınız, dedeleriniz bu Ermeni vatandaşlarla ilgili komşuluklarını size nasıl anlatırdı? Bu noktada neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle bu değişik bir açıdan bakan, yani iki toplum bir arada yaşadığı, Kozan'ın kurtuluşunun yaklaştığı şu günlerde bir konuya değinen bu sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi iki toplum aslında hiçbir problem yok. Yüzyıllarca iç içe yaşamışlar. Babamdan dinlediğimiz anlarda da komşuluk ilişkileri, işte esnaflıkları hep yani övgüyle bahsedilirdi o ilişkilerden. 1915'te Çanakkale Savaşı'nda ben oradaki şehitlikleri de gezdim. İlginçtir, orada Osmanlı saflarında hayatını kaybetmiş iki tane Ermeninin de adına rastladım. Yani bakın savaşta bile katılacak kadar bir ilişkileri var. Yani iyi bir ilişkileri var. Şimdi 7-8 yıl kadar önce Kozanlı bir Ermeni, Hınçak üyesi bir Ermeni anılarını yayınlıyor. Aşot Kasarcıyan isminde bir Ermeni ve anılarında buradaki örgütlenmelerini falan anlatıyor. 1905'te Kozan'a gelmişler, manastırda Sahak Efendi ile görüşüyorlar. İşte biz diyorlar böyle bir yapılanma içerisindeyiz, yardımlarınızı bekliyoruz. Sahak Efendi orada onlara kızıyor, diyor ki siz de mi bu işin içine girdiniz diyor. Siz bazı insanları Türklerle çok ilişkili diye kendi Ermeni vatandaşlarını bile Sahak Efendi'ye ihbar ediyorlar. Bunlar diyorlar Türk sever olmuşlar diyor. Onların ajanlığını yapıyorlar falan diyor. Nesi var bu insanların diyor. Siz ne zaman bu işe girdiniz diyor. Ailenizin haberi var mı diyor. Şunu vurgulamak istiyorum. Yani Kozan'daki Ermeniler aslında sıkıntı yok ilişki anlamında. Fakat dünyada 1887 ve arkasında 1890 yılında ard arda önce Hınçak sonra Taşnak İsviçre'de örgüt kuruluyor. Ve onların kurulmasından sonra işte işler bozulmaya başlıyor. Çünkü bunlar arkalarında Marksist bir örgüt. Aynı zamanda da İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar destek oluyorlar bunlara. İleride bir devletinizi kurdururuz diye. Ondan itibaren de sıkıntılar başlıyor. Ve bunun yansımalarını nerede görüyoruz? Birlikte Hasan Efendi bu çiftlikte yıllarca yarıcılık yaptığı Ermeni yarıcısı Kozan işgal edildikten sonra Fransızlar bütün bu çiftliğe Kozan'da yaverin çocuklarıyla birlikte el koyuyor. Bütün mallarını satıyorlar. Tarlalarındaki ürünleri satıyorlar. Tarlalarına el koyuyorlar. Hayvanlarını satıyorlar. Yani dostlukla yürüyen ilişki bir anda düşmanlığa dönüşüyor. Ve 1918 işgalden sonra 1919'dan sonra bölgede zaten katliamlar başlıyor. Ve bu katliamları da Seyligzade Hasan Efendi'nin kaleme aldığı, arkadaşları Kurdoğlu Hulusi Efendi, Topaloğlu Halil Efendi ve Feke eşrafından bir zatın da olduğu bir kişinin imzasıyla Osmanlı Dahiliye Nazırlığı'na bildiriyorlar. İşte burada katliamlar başladı, telgraf hatları kesildi, tecavüzler gün be gün artmakta
ve toplu katliamlar olacağına dair büyük konuşmalar, şüphelerimiz var diyor. Bunun için diyor bir an önce tedbir alınmasını istiyoruz diyor. Tabii onun üzerine Osmanlı İmparatorluğu bu telgrafı dikkate alıyor. Sonra işte bir de Kozan'daki Ermeniler 1915 tehcirinde yaver gitmiyor. Manastırdaki birkaç papaz oranın şeyleri kalıyor. Sonrasında işte yaver bu örgütçü Taşna Hınçak örgütleriyle görüşmeler yapıldı. Bunlar hep biz babamızdan dinlediğimiz anılar. Görüşmelerinden sonra ortadan kaldırılmasına karar veriyorlar. Bir şekilde öldürülüyor yaver. Onun üzerine ilişkiler tabii iyice kopuyor ve 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı savaşı kaybetmiş. Fransızlar işgale geliyor. Fransızlardan ziyade biz bölgede Ermenilerin yaptığı vahşetten katliamlardan bahsediyoruz. Şimdi Hasan Efendi'nin de amcasının hanımı, gelini, torunları, arabacıları Kozan'ın girişinde bir köprü üzerinde Ermeni komiteciler tarafından katlediliyor. Bunun gibi Kozan'da birçok insan katlediliyor. Bunun üzerine tabii milli mücadele dönemi başlıyor. Hatta milli mücadele başarıya ulaştıktan sonra Kozan'daki Ermenilere birçok aile iyi gitmeyin kalın burada diye teklif de ediliyor. Ama artık onlar hem 1915'te tehcirle gidip sonra tekrar gelip bu tehdit olayları, terör olayları yaşanınca artık biz yüz yüze bakamayız diyorlar. Yani kalmalarını istedikleri halde gitmeye karar veriyorlar. Bu olay neden çok önemli? Yani tarih ibret alındığı müddetçe tekerrür etmez. Tarihten dersler çıkarmak gerekir. Şimdi 150 yıl önce Ermenilere kurulan o örgütler daha sonraki yıllarda Asala örgütü olarak faaliyet göstermiş. O bitmiş. Bizim iç içe yaşadığımız Kürt vatandaşlarımızı bile PKK adında bir örgüt kurdular. Benzer olaylar yaşanıyor. Yani insanlarımızın bu olaylara dikkat etmesi, iyi incelemesi ve ona göre ders almasında büyük fayda var. Hrant Dink Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Oradaki gençlerle buluşuyor. Diyor ki sakın bizim düştüğümüz hataya düşmeyin diyor. Evet, evet, evet. Küresel güçler diyor bizi gaza getirdi. Evet. Bizi kendi dostlarımızla, arkadaşlarımızla, komşumuzla düşman etti. Evet. Aha görüyorsunuz Ermenilerin durumunu diyor. Evet. Dünyanın bir tarafını birçok yerine dağılmak zorunda kaldık diyor. Aynen öyle oldu. Siz de burada yaşıyorsunuz. Akrabasınız. Evet. Dindaşsınız. Evet. Bu konferansında var. Evet. Dindaşsınız. Beraber yaşıyorsunuz. Bizim düştüğümüz duruma düşmeyin. Küresel güçlerin oyununa gelmeyin diyor orada. Evet. Ciddi bir uyarı yapıyor. Çok evet. Kısa süre sonra da öldürülüyor. Evet. Şimdi olayların tabii arka planında iyidir, doğrudur, konuşulur, tartışılır. Lakin dediğimiz gibi Türkler kesinlikle komşularına, arkadaşlarına, kendine herhangi bir şekilde silah doğrultulmadığı sürece bir zarar vermemiştir. Asla asla. Tamamen komiteci. Bu bölgede Ermeniler. De bu bölgede çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar olmuş, yaşanmış. Ama ne yazık ki savaş ortamı, herkes kendisini koruyacak, herkes vatanını koruyacak ve namusunu koruyacak. Evet. Ki o dediğimiz küresel güçler de bir şekilde buradaki piyonlarını her türlü kendilerine alet ediyorlar. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kemal abi çok sağ olasın. Kemal abiyle biraz daha bu çiftlik meselesini biraz konuşmak istiyoruz. Kemal abi 503 yıllık bilinen tarihiyle bir çiftlik burası. Sehligoğlu evet. Çiftliği. Tam sol tarafımızda Sumbas çayı akıyor. Karşı taraf Kadirli, dolayısıyla Osmaniye. Bu taraf Kozan. Alt tarafımızda Anavarza var. Yaklaşık 10 bin dönümlük bir yere işleyen öyle bir ekilebilir araziye sahip bir çiftlik. Bu çiftliği restore ettiniz. Müze şu anda halka açık. Herkes gelip burada bir şekilde müzeyi gezebiliyor. Evet. Biraz müzeyle ilgili yani çiftliğin tarihiyle ilgili biraz bilgi almak istiyoruz. Burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Kurtuluş mücadelesinde de Osmanlı döneminde de. Osmanlı döneminde de çünkü burada bir Osmanlı döneminde Sürre alaylarının da bir hikayesi var. Onu da sizden dinlemek isteriz. Bu çiftlikle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi bir defa biz bu müze olayıyla ilgili ben tek değil, kardeşim Cemal Sehligoğlu'yla beraber yürüttük bu işi. Yaklaşık da böyle 7-8 yıldır en az çalışıyoruz 100. yıl yaklaşırken. Bir milli şuur oluşması için, yani bölgemizin, bulunduğumuz bölgemizin Türk Kurtuluş Savaşı'ndaki öneminin anlaşılması için, zaman zaman Yusuf Bey de bunu vurguluyor zaten, gençlerimizin bu şuuru kazanması için, çünkü son yıllarda demin siz de bildirdiniz, bir soykırım suçlamasıyla karşılaşıyoruz.
hak etmediğimiz, aksine bizim birçok haksızlığa uğradığımız bir durumla karşılaşıyoruz. Burada bizim isteğimiz bir şuur kazanılması, dediğim gibi. Özellikle öğrenci kesimi, gençlerimiz, orta yaşlarımız. Çünkü uzunca bir süre geçtikten sonra birçok şey unutuldu. Bizim ailelerimiz de bu konuda gençleri bilinçlendirmedi. Yani eğitimde de böyle çok üzerine düşülmedi diye düşünüyorum. Şeyden hareket ettik. Yani bir geçmişini bilmeyen toplumlar geleceği planlayamazlar düşüncesinden hareket ederek yöneldik bu işe. Ve oluşturduğumuz bu müzeyle, ki Türk Kurtuluş Savaşı Müzesi değil sadece, yanında bir de tarım müzesi var. Yani yokluklar içerisindeyken Atatürk'ün çabasıyla 1924'te Cumhuriyet kurulduktan bir yıl sonra bile birçok modern tarım aletini Avrupa'dan getirerek ilk Türkiye'nin uluslararası tarım tarım fuarını Adana'da kurduğuna dair fotoğrafları da sergileyerek yani nasıl, nereden nereye geldiğimizi burada vurgulamak istedik. Parantez açıyorum abi. Türkiye'de ilk tarım fuarı Adana'da kuruluyor. Evet, daha bir uluslararası katılımlar Adana'da kuruluyor. Adana neresinde kuruluyor? Hemen bu Atatürk Parkı'na yakın, stadyumun olduğu bölgede. Yani Adana'nın şu an merkez olan konumda, evet, kurulan yer. Daha önce biliyorsunuz Tepebağ civarında yerleşim. Yani o zaman oralar boş alanlar, hemen hemen orada sergilenmiş bunlar. Böyle bu tür tarım çabalarında nasıl, nereden nereye geldiğimizi, yani daha Cumhuriyet bir yaşında, bu Atatürk'ün planladığı olayın önemini burada anlatıyoruz. Bu fotoğrafların negatifleri de bizde. Bunları sergileyerek nereden nereye gelmişiz, onu da vurgulamış oluyoruz. Yine bir diğer müze salonumuz, geçmiş dönemde yaşanan objeler, eşyalar, işte etnografik bölüm, aile müzesi olarak planladığımız salon. Toplamda 3 salonla bu müzeyi oluşturduk. Dediğim gibi bizim amacımız gençlerimizin bir milli şuur kazanması ve bunu geleceğe aktarmak. Bunun için yaptık. Çünkü geçmişte birçok yaşanan şey günümüze artık ulaşamaz hale geldi. Biz çocukluğumuzda 1970'leri ben hatırlıyorum. Kurtuluş Bayramı'na 2 Haziran'da gittiğimizde o büyük caminin olduğu meydana ulaşmamız zordu. Böyle bir kalabalık vardı. Yani insanlarda büyük bir duyarlılık vardı. Demek ki önemli olaylar yaşanmıştı. Yani şimdi bunlar neden unutuldu? Bunları bir sorgulamak lazım. Yani onun için geçmişimizi iyice hatırlamamız gerekiyor. Evet. Burada bir lojistik merkez değil mi? Tahıl, evet, buğday ambarı. O dönemde cephelere buradan tahıl gidiyor. Tabii, evet. Ambar olarak kullanılıyor. Orayı biraz açabilir miyiz? Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda da zaman zaman bu Alman malı bir Ruston marka bir patoz makinası. Bu odunla çalışıyor, buharlı. Buğdayla sap ayırdığı gibi un ve bulgur da yapıyordu. Yani bütün bu gördüğünüz yukarı ilçelerin, yakın köylerin insanlar hep burada cansiperane çalıştılar. Yani burası ana baba günüymüş o zamanlar. Yani bu çevrenin insanları bilir zaten. Eski insanlar da çok hatırlardı bunu ama zamanla unutuldu tabii. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda da öyle. Yani önemli bir yeri var buranın. Bunları da tekrardan hatırlamasını istiyoruz insanların ki zaten neler yaşanmış bilinsin. Evet. Müzemiz hangi saatler arası açık? Haftanın hangi günleri açık? Yani kişiler bu müzeye gelmek için nasıl irtibat kursunlar, nasıl görüşsünler diyelim ki Afyon'dan, İzmir'den, Mersin'den çıktı, buraya gelecek. Nasıl bulması gerekiyor burayı? Nasıl bulacak? Size nasıl ulaşacak? Yani şimdi bir defa müzenin yerini bilmesi gerekiyor. Müze işte bu Çukur Köprü kavşağı dediğimiz Ceyhan Kadirli kavşağına 3 kilometre sadece. Ve şimdilik bizlere ulaşarak, kardeşim Cemal Selekoğlu'yla bana ulaşarak bunu yapabilirler. Ama zamanla bunu bir daha bir düzenli hale getireceğiz yani inşallah. Özellikle eğitim kesimi, öğrencilerin ulaşması konusunda sıkıntı yok. Yani herkes bizi arayarak, yani bir şekilde sizler vasıtasıyla da bu olabilir. Burasının gezilmesi sağlanıyor yani bir şekilde. Burada sosyal medyada da yazdıkları zaman çıkıyor zaten. Tabii, oradan çıkıyor, da ulaşabilirler. Evet. İrtibat, telefon, randevu alarak gelmeleri tabii, evet, gerekiyor. Bir şeyi daha vurgulamamız gerekiyor. Bu mücadeleye sadece biz yoktuk yani. Biz de sıradan kişileriz sonuçta. Bu bulunduğumuz Kozan, başta Karaysalı, Alada, Pozantı, Feke Saymeli, Tufanbeyli, özellikle bu dağlık kesim. Bütün halkımız katıldı. Yani bunun bilinmesini istiyoruz. Yani biz sadece biz değildik. Herkes
vardı. Biz de onlar gibi sıradan kişilerdik. O, tabii. Çünkü zor bir dönem geçiriyordu ülkemiz. Ve o dönemde herkes katıldı. Bunun da şimdi burada istiyoruz. Böyle bir müzeye geldik. Burayla ilgili bir kitap yazılmış. Bundan dolayı konumuz ve milli kahramanlarımız belli. Zaten o dönemde Kuvayi Milliye'ye katılan herkes bir kahramanlık örneği gösteriyor. Evet. Ki Adana Ovası tarihten bu yana zaten şehitler yuvası. Yani Osmaniye, Adana, Karesalı, Mersin, Kozan, Kadirli bu civar hala şehitlerinden çok geldiği yer. Evet. Hala askerde en çok nereliler var desen bu bölgenin insanları vardı. Aynen. Çünkü biz de vatan sevgisi, o milli şuurumuzda, o idrakimizde hala yaşıyor. Gençlerimizde de biz bunu görüyoruz. Ben eğitimciyim, derse girdiğim zaman gençlerin gözünde o ruhu görüyorum. Allah'a çok şükür ki görüyorum. Onu da her zaman görmek istiyoruz. İşte bu çalışmalarla beraber, çok güzel izah etti kıymetli dostum Yusuf Hocam. Dedi ki yani müzeyi çok güzel yapmışlar. Biz de kitap yazdık. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz de program yapabiliriz dedik. Program yaptık. Yani burada herkes üstüne düşen görevi üstüne düştüğü kadarıyla yapmalı. Bunu geleceğe biz böyle taşımalıyız. Çünkü kaygımız var, derdimiz var. Derdimiz ne? Türk milletinin gençlerinin şuurlu olması. Çünkü biz şuurlu olmasak bizi bu vatan coğrafyasında bırakmayacaklar. Rahat bırakmayacaklar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Çok güzel bir program oldu. Çok böyle gerçekten ortam çok güzel. Kuş cıvıltıları arasındayız. Asırlık ağaçların, çam ağaçlarının arasındayız. Tarihi bir müzenin, çiftliğin önündeyiz. Çok güzel bir doğa var burada. Ağaçlarımız var. Biraz da müzenin içini gezelim istiyoruz. Müzenin içinde de müzeyi gezmek için gelen misafirlerimiz var. Onlarla da beraber, biraz da beraber olalım istiyoruz. Evet, müzenin içini geziyoruz. Tabii misafirlerimiz var. Müzeyi ziyarete gelmişler, müzeyi geziyorlar. Evet, avukat Yusuf Özer abi. Nasılsın abi, hoş geldin. Teşekkür ederim, nasılsın, sağ iyisin olun. İnşallah. Sağ olun. İstanbul İttifak Gazetesi sahibi Yusuf İncecik. İki Kozanlı. Evet. Recep İncecik. İki Kozanlı. Biri İstanbul'da, biri Adana'da. Müzeyi gezdiniz, nasıl buldunuz? Neler hissediyorsunuz? Vallahi böylesine tarihi bir mekanda o Kurtuluş Savaşı'nın sıkıntılı günlerinin heyecanını, ruhunu burada duvarlara yansıtmışlar. Öncelikle Selikzade Hasan Efendi torunlarına, Cemal Bey'e, Kemal Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizlere o günlerin ruhunu yaptıkları bu kendi imkanlarıyla, yaptıkları güzel müzede yaşattıkları için tabii bir Kozanlı olarak da bu kurtuluş mücadelesi veren atalarımızla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Tüm Kozanlı hemşerilerimin de gurur duymasını isterim. Özellikle Aydınoğlu Tufan Paşa, Aydınoğlu Tufan Bey. Atatürk tabii Kozan'dan milli mücadele için Heyet Sivas Kongresi'ne gidince tarihçi Yusuf Telik Hoca'nın yazdığı bu kitap, bizim de editörlüğünü yaptığımız kitapta detaylı olarak anlatılmış. Kozan'ın şu yönü çok güzel. Zaten burada kendiliğinden düşmana karşı bir başkaldırı başlamış. Yani esareti kendisine kabul etmeyen, yediremeyen milletimiz, ecdadımız kendiliğinden bir teşkilatlanmaya başlamış. Özellikle Fransızlar bereketli Çukurova'nın topraklarına sömürmeye, bir yamyam gibi başına üşüşmeye başladıklarında burada da güzel memleketimiz Kozan'da kendilerine bir uydu Ermeni devleti hayaliyle hareket ettiklerinde ecdadımız kendiliğinden teşkilatlanmış, dağlara çıkmış, bunlara bu toprakları bırakmama adına hareket etmiş ve daha sonra Atatürk'ün yönlendirmesiyle burada sevilen, sayılan Aydınlıoğlu aşiretleri var. Aydınlıoğlu aşiretlerin de bu harekete katılımını sağlamak için Tufan Bey'e Aydınlıoğlu Tufan Paşa ismini takıyor. Yani o aşiretler. Bizim Yörükler Aydınlılar aslında. Evet, Aydınlı. Aydınlılar, yani onun evet. İçinde özellikle Aydınoğlu Tufan Paşa ismini veriyor. Buranın daha iyi örgütlenmesi adına. Ve şundan da gururluyum, mutluyum ki 2 Haziran 1922'de Kozan kurtuluyor. Adana'dan 2 yıl önce kurtuluyor. 20. Yani 20'de. 20'de. 1920'de. Adana'dan 2 yıl önce kurtuluyor. Çevreden merkeze doğru bir hareket. Evet. Ve en sonda Adana'dan Fransızlar da def edilerek güzel memleketimiz hürriyetine kavuşuyor. Tabii programlarda hep bahsettiğiniz, dinledim.
Arif Nihat Asya'nın şiirini hep evet. Kurtuluş nedeniyle söylüyoruz. Ben orada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Dağdan dağa aksetti ezanlar yeniden, onlar da diyor Kozan ezansız olmaz. Neden Arif Nihat Asya özellikle onlar da diyor ezansız olmaz? Bütün Müslüman ülkelerde gidenler bilir, bizim Türkiye'deki gibi camilerde 5 vakit ezan okunmuyor. Ezan sesleri yok. Ezan Müslümanlığın bir simgesi, dünyanın her yerde Müslümanların bir alameti, İslamiyet'in bir alameti. Ama Türk Müslümanlığında, Türklerde ayrı ve özel bir önemi var. O da hürriyetin simgesidir ezan. Evet. Onun için onlar da diyor, Kozan ezansız olmaz. Yani hürriyetsiz olmaz. Vatan bayraksız olmaz, vatan ezansız olmaz. Bayrakla ezan hürriyetin simgesidir. Onun için de bayrağımız her zaman dalgalanır. Ezanımızda 5 vakit Allah'a şükür memleketimizin her bir yerinde gür sesle okunur. Bu da bizim milletimize, Türk milletinin İslamiyet'e, hürriyetine bağlılığının bir göstergesidir. Ben bu vesileyle hem Kozan hem Adana'nın her yerindeki tüm hemşehrilerimizin bu müzeyi görüp bu heyecanı, bu ruhu yaşamalarını isterim. Buraya okullardan veya çeşitli kuruluşlardan programlar düzenleyerek, yani grup grup gelip bu heyecanı, bu tarihi anı yaşamalarını isterim. Bize bu memleketi bırakan ecdadımıza, şehit olanlarımıza, gazi olanlarımızı rahmet diliyoruz. Onlara minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Üstad abi. Recep Bey burada. Recep Bey'den de bir iki söz alabiliriz. Müzeyi gezdiniz. Evet. Müzeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Çok duygulandım. Gerçekten milli mücadelenin evzat temininde kritik rol oynayan bu mekanda böyle bir müze açılması, burayı müzeye dönüştürmesi büyük hizmet. Herkesin burayı gelip gezmesi, bu duyguyu yaşaması lazım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, kıymetli izleyenler, müzemizin şu anda Milli Mücadele bölümündeyiz. Yan tarafta Tarım Müzesi var. Onun da yanında Günlük Hayatın sergilendi etnografik müze var. Müzemizi geziyoruz. Bütün gençlerimizi, bütün hemşerilerimizi ve gerçekten otantik bir ortam görmek isteyen, tarihi bir ortam görmek isteyen herkesi Kozan Çukurköprü civarındaki Akköprü yolundan Bucağa giderken sağ taraftaki Sehlikoğlu Hasan Efendi Çiftliği Müzesi'ne bekliyoruz. Son olarak şöyle birer cümleyle, son olarak mesela Yusuf Hocam neler söylemek istersin? Bu kahramanlarımızı saygı, rahmetle, minnetle anıyoruz. Onlar bize bu vatana emanet bıraktılar. Biz de bu vatana sahip çıkmalıyız. Şehitlerimizin hatıralarını hiçbir zaman unutturmamalıyız. Kahramanlarımızın hatıralarını hiçbir zaman unutturmamalıyız. Çünkü gelecek nesiller dediğimiz gibi aradan 100 yıl geçti. 100 yıl önceki yaşanan olayların bir daha yaşanmasını istemiyorsak sahip çıkmalıyız bu vatana, bu topraklara ve kahramanlarımızın anılarına ve hatıralarına. Evet. 2 Haziran saat 9'da da Kozan Hoşkadem Camii önünde 2 Haziran Kurtuluş Bayramı töreni olacak. Bir gün önce Aşıklar Şölenimiz, yani o hafta boyunca da kurtuluş şenlikleri yapılacak. Tüm halkımızı da oraya davet ediyoruz. Yani bu ortak duyguya gençlerimizle beraber, çocuklarımızla beraber katılalım istiyoruz. Herkesi de bu yönüyle davet ediyoruz. Evet, Cemal abi ne söylemek istersin son cümle olarak? 2 Haziran'ın kutlanmasına günler kala geçmişimizle, atalarımızla gurur duyuyoruz. Gelecekten de endişe etmiyoruz. Çünkü gelecek nesillerde de bir milli ruh olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan hiçbir korkumuz yok. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kemal abi, sizler neler söylemek istersiniz son evet. olarak? Başta sizin hatırlattığınız gibi bende bu vekayin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette Adana'da başlamıştır dediği gibi Atatürk'ün. Gerçekten de 19 Mayıs'tan 1919'dan tam 6 ay önce Suriye cephesinden döndüğünde zaten Adana'da yaptığı çalışmalarla temelini burada atmıştı Kuvayi Milliye'nin. Dolayısıyla bütün Adana'nın ve ilçelerinin başta Kozan tüm dağlık bölgedeki ilçelerin hep gururla sahip çıkması gerekiyor bu Kurtuluş Savaşı'ndaki role. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, Kurtuluş Bayramı, Kozan'ın kurtuluşu 2 Haziran. 2 Haziran vesilesiyle bir
tarih programı hazırladık. Tarihi bir mekandayız. Adana'dan kıymetli misafirlerimiz var. Tarihi mekanın hazırlanmasında emeğe geçenler var burada. Eserler var, kitaplar var. Bugünü yarına nasıl taşıyabiliriz? Geçmişten nasıl ibret alırız? Tarih niye tekerrür eder? Tarihten ibret almazsak, ders çıkarmazsak tekerrür eder. Biz bu coğrafyada, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Güzel vatanımızda. Şunu bilmemiz gerekiyor ki her şeyden önce tarihten ders çıkartıp geleceğe öyle bakmalıyız. Çünkü biz tarihi iyi anlayamazsak, o şuurla iyi yaşayamazsak gelecekte aynı şeyleri tekrar yaşamak zorunda kalırız. Mustafa Kemal milli mücadelenin önderiydi. Mustafa Kemal Türk milletine önderlik etti. Allah ondan razı olsun. Mustafa Kemal'e soruyorlar Adana Türk Ocağı'nda. Diyorlar ki efendim, paşam siz büyük bir mücadele verdiniz. Yedi düvel bir yerden saldırırken bu zorlukta, bu yoklukta böyle bir mücadeleye nasıl giriştiniz? Nereden aldınız bu ilhamı? Az önce de ifade buyurulduğu gibi diyor ki efendiler, bende bu vakayın ilk hissi, teşebbüsü bu güzel memlekette, bu güzel Adana'da vuku bulmuştur diyor. Yani Kurtuluş Mücadelesi başlamadan önce Adana'ya geldiğinde Adanalı gençleri görüyor. Adanalı Kuvayi Milliyecilerin gözündeki kararlılığı görüyor. Diyor ki işte ben bunlar varken, bu gençler varken bu mücadeleyi biz kazanırız, düşmanı da bu memleketten kovarız diyor. Gerçekten Adana milli mücadelede çok önemli bir yere sahipti. İlk kurşun da Dört Yol'da atıldı. Dört Yol da o zaman Adana'nın bir parçasıydı. Adana'ya bağlıydı. Bu yönüyle Toroslar'da kazanılan mücadele Adana'ya taşındı. Toroslar'da kazanılan mücadele Kozanlı'nın, Sayın Beyli'nin, eski ismiyle Haçinli'nin, Mağaralı'nın, eski ismiyle Mağara, şimdiki ismiyle Tufan Beyli'nin, Aladağ'ın, Karaysalı'nın, Pozantı'nın vermiş olduğu bu mücadeleyle biz köylerde, dağlarda o mücadeleyi kazandık ki şehir güçlendi. Şehirde de o mücadeleyi kazandık. Fransızların geri çekilmesiyle beraber artık milli mücadelede ilk zafer nişaneleri burada görülmeye başlandı. Ve Türk milletini esir edemeyeceğini anlayan küresel güçler bir şekilde çekilmek zorunda kaldılar ve zaferi kazandık. Rabbim bu zaferin kazanılmasında emeği geçen, şehit olan, gazi olan bütün büyüklerimizin ruhunu şad eylesin. Bu bölgede bu vatan için, bu millet için çalışan bütün şehitlerimizin, canını veren, kanını veren bütün şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. Tabii Arif Nihat Asya çok güzel ifade buyurmuş. Adana'yı çok seven, Adana milletvekili de yapan, bayrak şiirini Adanalılara yazan Arif Nihat Asya şöyle buyurmuş. Buraya gelip 2 Haziran törenlerinde o duyguyu yaşamak için buraya gelirmiş. Eskiden öyleymiş. Köylerden şehre 2 Haziran için çeteler gelirmiş, evet. Köylüler gelirmiş, Kozanlılar evlerinde misafir ederlermiş. Tabii siz çocukluğunuzda daha iyi görürsünüz, daha iyi bilirsiniz. Çadırlar kurulurmuş. Yani o şenlik havası, o ruh her zaman yaşarmış. İnşallah bundan sonra da yaşayacak. Bunun için mücadele veriyoruz, bunun için çalışıyoruz. Eğitimde ve sosyal kültürel işlerde bunun için mücadele veriyoruz. Amacımız bu. Arif Nihat Asya çok güzel ifade buyurmuş. O ruhla yazmış. O ruh olmasa zaten bu şiiri yazamaz. Tarih demiş, Türk vatansız olmaz. Bizlerse dedik, vatan kozansız olmaz. Dağdan dağa aksetti ezanlar yeniden. Onlar da diyor ki, kozan ezansız olmaz. Bayraklar inmesin, ezanımız dinmesin. İnşallah tarih boyunca da bu vatan Türk milletinin her zaman son vatanı olur. Bu vatan her zaman Türklerin elinde olur. Türk gençleri inşallah bu bayrağı daha da yükseklere taşıyacaktır. İyi günler diliyoruz efendim. Hayırlı günler.